Sonra? Sırtımı duvara yasladı. Parmaklarımı dudaklarıma götürdü. Sonra ne oldu, Allah korusun? Hafta sonunu bekle. Doğum günü de benimsin dedi. Adam güzel bir şey teklif ederken bile buyurkan. Sen niye o zaman bu haldesin kuzum? Şu an mutluluktan uçuyor olman gerekmiyor mu? Bu doğum günü benim değil ki Aslı. Murat bunu bilmiyor ki. Ama bir gün öğrenecek nasılsa. Didem olayı kurcalayıp duruyor. Ufacık bir açığımı bekliyor. Murat benimle benim olmayan doğum günümde ne konuşacak? Ya her şeyi unutalım, baştan başlayalım derse? Ya ben onun aşkı için ölüyorum, bitiyorum. Ama böyle bir aşkı, böyle büyük bir yalan üzerine kurmak ne kadar doğru? Bilmiyorum. Ne yapıyorsun kız burada böyle bir başına? Düşünüyordum. De bakayım, ne düşünüyorsun böyle derin derin? Arkadaşlarımdan biri bir çıkmaza girmiş. Kimmiş? Ne olmuş? Bizimkilerden biri mi? Yok, Aslı ile İpek değil. Yani sen tanımıyorsun. Ha. Ne olmuş? Maazallah başına bir iş mi gelmiş? Mecbur kalıp çok büyük bir yalan söylemiş. Sonra işin içinden çıkamaz olmuş. Bir de olaya aşk girince işler sarpa sarmaya başlamış tabii. Yapma ya. Doğruymuş demek. Ne doğruymuş? Yok, seninle bir alakası yok. Şimdi benim bir tanıdığımla başka bir tanıdığımın arasında bir takım böyle sevdasal faaliyetlerden şüpheleniyordum ben. Neyse ya, bizim konumuzla alakası yok. Ne yapacakmış senin bu kız? O da ne yapması gerektiğini bilmiyormuş. Sorun da o zaten. Bak benim güzel kızım. Bence bana sorarsan, ki niye sorasın? Hani benim konuyla uzaktan yakından hiç ama hiç zerre kadar alakam yok. Ama hani olur ha, sorarsan ben derim ki insan doğrudan şaşmamalı. Yalan dipsiz bir kuyu. Sonu yok bir kere her şeyden önce. İlla ki bir gün insanın karşısına çıkar. Sonrası da pişmanlık, utanç, acı. Bence doğruyu söylesin.